Yazalım. Instagram'dan ve Facebook'tan hepinize selamlar, saygılar. Efsane öteniz sonsuz. Refik Korkmaz Eğitimleri olarak canlı yayında sizlere yardımcı olabilirsem hazırım. Belki geçmişin kötü bir anısından kurtulmak istiyor olabilirsiniz. Belki gelecekle ilgili güzel bir beklentileriniz vardır. Bunlara kavuşabilmeniz için sizleri canlı yayına alacağız. Fiziksel ya da psikolojik rahatsızlıklarınız varsa eğer, bunlardan kurtulmak istiyorsanız canlı yayına alacağız ve canlı yayında şifanıza inşallah vesile olacağız. Canlı yayına bir arkadaşımızı aldığımızda onun şifasına vesile olurken sizlerin de şifalarınıza ve sizin niyetlendiklerinizin de şifalarına vesile olacağım. Belki öncelik kanserli arkadaşlar da olacak. İkinci öncelik skolyozu olanlar da olacak. Üçüncü öncelik bir bacağı diğerine göre kısa olanlar, kuyruk sokumunda sıkıntısı olanlar olacak. Dördüncü öncelik duymayanlar, görmeyenler, bedeninde kist, nodül, miyon olanlar olacak. Ve öyle öncelik sırasına bakarak devam edeceğiz. Eğer niçin katılmak istediğinizi ve canlı yayına katılmak istediğinizi belirtirseniz hemen sizi canlı yayına alacağız. Ve bakalım Instagram'a önce bakalım sonra Facebook'a bakarız. Handan Hanım, inşallah kızınız disleksiden kurtulsun. Dikmen Hocam, selamlar, saygılar. Şaziye Bozoğlu Avcı Hocamız, selamlar, saygılar. Facebook'tan izleyen dostlarımız. Suat Cömert, selamlar, saygılar. Cemile Keleş, bizim eğitmenimiz. Cemile Hanım'a selamlar, saygılar. Bizi izleyen bütün dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Nimet Ak Yıldız Vural, kızınızın şifası için çok defa dua ediyorum. İnşallah şifa bulsun. Amin. Ve Instagram'a geri döndük. Instagram yorumlarınızı okuyorum. Ardebre F isimli bir arkadaşımız var. Babanızın şifası için hep dua ediyorum. Peki arkadaşlar, o halde canlı yayını kapatalım. Canlı yayında şifanıza vesile olabilir miyim acaba diye canlı yayını açtım. Şu an
şifasına vesile olabileceğim türden rahatsız olan bir arkadaşımız yok. Bunu kapatıp Kübra Gülgercin hocamla yeni bir meditasyon başlatmak üzere canlı yayını açalım. Peki, herkes gözünü kapatsın, toplu bir şekilde şifanıza vesile olalım. Belki kendiniz için şifaya niyetlendiniz. Belki anneniz, babanız, kardeşleriniz, çocuklarınız, akrabalarınız, arkadaşlarınız için şifaya niyetlendiniz. Belki evinizdeki hayvanlar, bahçenizdeki ve çevremizdeki bitkiler için şifaya niyetlendiniz. Hepsinin şifalarına vesile olalım. Kendinizi beşinci boyutta, yani ruhlar aleminde hayal edin. Daha dünyaya gelmemişiz, daha fizik bedenimiz yok. Ve bize diyorlar ki, dünyaya git, fizik bedenin anne rahmine düşecek, 9 ay anne rahminde kalacaksın, sonra doğacaksın ve bir ömür yaşayacaksın. Bu fizik bedene rehberlik edeceksin. Ve sizin fizik bedeniniz diyor ki, ben dünyaya gitmem. Bir fizik bedene rehberlik etmem. Dünyada savaşlar var. Geçim sıkıntısı var. Dünyada yer çekimi var. Dünyada bedenlenmek var. Ben dünyaya gitmek istemiyorum. Bu beş boyutlu evrende beden yok, mekan yok, madde yok. Huzur var. Arkadaşlar, bir ruha, fizik bedene gireceksin dendiğinde o ruh mecbur gider. Bizim ruhumuz bu dünyayı istemeye istemeye gelip fizik bedenimize rehberlik ediyor. Neden istemedi? Çünkü fizik beden zaten onu dinlemiyor. Bir de bu kadar kötülükler de var. Yer çekimi var. Bedenlendi. Gelin biraz ruhunuzu sevindirin, mutlu edin. Bu dünyaya geldiğine pişman ettirmeyin. Biraz ruhunuzu dinleyin. İnsanlar ruhlarını dinlediklerinde içlerinde bir şifacı olduğunu bilirler. Kuyruk sapımızdan saçımıza kadar içimizde bir şifacı var ve bu bir şah. Ve bu şahı biz ayaklarımızla taşıyoruz. Bu şahın bir tahtı var. Bu taht koltuk şeklinde. Bu koltuk bizim leğen kemiğimiz. İçimizdeki bu şahın şifaya vesile olmasını kabul edersek şifalara kavuşuruz. Bakın, bu bilgiyi size ruhumuz akıttı. Haydi. Bırakın ayak topuğundan saçınıza kadar Yüce Allah'ın nuru dolsun. Niyet ettiklerinizin bedenine, ayak topuğundan saçlarına kadar Yüce Allah'ın şifa nuru dolsun. Bir dakika. Bunu hayal ediniz. Veli Kılıç, annenize Yüce Allah'ın şifa ihsan etsin. Ve arkadaşlar, hepiniz gözlerinizi açınız. Bu canlı yayını kapatıyorum. Ve şimdi Kübra Gügercin hocamı canlı yayın konuğu olmak üzere, canlı yayın konuğu almak üzere yeni bir canlı yayın başlatıyorum. Meditasyon yapacağız. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Efsane ötemiz sonsuz olsun. Hem
Instagram'da hem Facebook'ta aynı anda canlı yayındayız.